Merhaba arkadaşlar, bu gördüğünüz TESAP marka rüzgar türbününün şarj kontrol, akü şarj kontrol cihazı idi. Bu ikinci oluyor. Daha önce de bir arkadaşımız gönderdi. Bu da ikinci arkadaşımız gönderdi. Bunun içerisindeki kart ne yazık ki Avrupa malı. Avrupa'ya yakışmıyor ama ne yapalım. Biz de bunu değişikliğe uğrattık. İçinin bağırsaklarını çıkarıp yeni kendi sistemimizi koyduk. Hatta ilaveler de yaptık gördüğünüz gibi. Gayet güzel, sağlıklı çalışmakta. Eğer bunu su türbününde kullanılmak istenirse bunlar çıkarılıp buraya reistansla bağlanabilir. Bunu da arkadaşımıza yaptık. Güle güle kullansın. Bakın çalışma sistemini sizlere göstereceğim. Daha önceki benim yaptığım akü şarj kontrol cihazının bağırsaklarını, yani iç kısmını buna monte ettim. Şu normal el freni, bakın. Bu normal el freni sistemi. Tabii önce şu da rüzgardan gelen veya alternatörden gelen voltajı göstermekte. Bu da akü voltajını göstermekte. Onu da özellikle belirteyim. 28,5 voltta fren yapacak. Şöyle çalıştırıyorum. Bakın fren yaptı ve bıraktı. Şu anda akü doldurmakta. Ben biraz daha hızlandırayım. Şöyle biraz. Bakın şimdi. Evet, frene geçti. Evet, frene geçip bırakıyor. Bunu aynı zamanda işte haberlerde fırtına bekleniyor dediği zaman da buradan da ayrıca bakın böyle fren yaptırabiliyorsunuz. Şimdi bıraktım. Gayet güzel, sağlıklı çalışmakta. Bunlar da şu gelen alternatörden gelen 3 fazın kablonun biri bozuk olabilir. Alternatörden bir bobin bozuk olabilir. Bunlardan hangisi gelmiyorsa faz 1, faz 2, faz 3 bunlardan biri yanmayacaktır. Bunlar da bizim koyduğumuz ilavelerdir. Ne yazık ki Avrupa'nın yaptığı TESAP'ı da biz burada modifiye etmiş, aktif hale getirmiş bulunmaktayız. Bunu da üzülerek, yani bir Avrupa malına karşı üzülerek mi artık sevinerek mi bir şey diyemeyeceğim. Bu takdir sizlere ait. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.